Herkese selamlar dostlar. 26 Temmuz 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 5 adet mücadelem var. İdealleri, yüksek oranları sizlere öneride bulunacağım. Değerlendirecek herkese başarılar. Bunlar benim tamamen kendi fikirlerimdir. En son güzel bir performans sergilediğimizi düşünüyorum. Kombinemiz geldi, yüksek mislimiz geldi vesaire. Sırayla başlayalım. Yüksek misli de ne yaptık? Öncelikle o ekrana gelsin. Arkadaşlar yüksek misli de bir tane yüksek misli tercihim vardı zaten. Valerenga mücadelesine KG var tercih olarak anlattım. Bunu da zaten yazıya döktüm. Neden burada var gitmeliyiz diyerekten de. Hatta yazdım ki Valerenga'nın burada 6 tane gol net pozisyonu. Viking'in de burada 4 tane net gol pozisyonu girmesini bekliyorum. Ki zaten maçta tamamen 6 gol oldu. Yaklaşık 10 tane gol pozisyonu gelecektir. Bunlardan 6 tanesi de gol oldu. Tam beklediğim gibi geçti. Yüksek misliye yakışırdı. Bir de yüksek misli de. Ben zaten sezonun başında katılı butonu videosunu çekmiştim. O videoda da dedim ki Yüksek misli de böyle güvende 3 karşılaşmayı Veya 4 karşılaşmayı golle geçmesini bekledim. İkişer golle gireceğim. Avrupa'da güzel bir oran yakalıyoruz. 2 orana yakın eder. 4 tane maç yaptığım zaman da 1.92 orana çıkıyor. Ben 1.65 gibi oranı yakaladım burada. 2 maçın, çok güzel golle geçebilecek 3 maçı aldım. 1.5 üstünü yapıştırdım. Yüksek misli oraya orayla önerdim. Başarılı oldu. Yüksek mislinin amacı zaten burada 1.5 üst olarak zaten hepsini önerdim. 3 maçı 1.65 gibi orandan yüksek de artık böyle de olacak. Özellikle bülten güzel olduğu zaman gollü ve içmenisini beklediğim karşılaşmaları alacağım. Bu şekilde yüksek misli önereceğim. Zaten yüksek mislinin amacı yüksek oynayanları bir araya getirip yüksek basıp güzel oranlardan yakalayıp güzel kar marjları elde edebilmektir. Buraya da genellikle kasası olanlar bilerek 200 TL'lik yaptım bunu. Kasası olanlar gelsin ki yüksek oynadığımız zaman toparlayabilelim tekrardan yaptığımız zaman da. Çünkü bence mantıklı olan buydu diyerek düşünüyorum. Geçtim bunu da. Kombine önerilerimiz nasıldı? Sağda gördüğünüz kombine 2.02'li Goran'dan benim sizden önerdiğim YouTube kombinemizdi. Başarılı bir şekilde değerlendirenler olmuş. Mesajlar da geldi, video yorumları da güzel aynı şekilde. Teşekkür ederim arkadaşlar. Ne demek, her zaman elimizden geldiğince. Kombinemiz başarılı oldu. Solda gördüğünüz kombine ise, editör arkadaşımızın kupon odasında verdiği bir diğer kombine. O da başarılı oldu. Keza benim bir tane daha kombinem vardı. O şekilde maç önü yazıları vesaire hepsini bir araya getirmeye çalışıyoruz. Sizlerden sadece isteğimiz videolara güzel seviyede like'lar atmanızdır. Diğer kombinelerimizde de başarıyı sağladıktan sonra devam edelim isterseniz. Bir de canlı odasından bahsedeyim isterseniz. Canlı odasında neler oldu? Veya yani neler oluyor? Hemen bugünden bahsedeyim. Sabah Gambo Osaka PSG'nin maçı vardı bildiğin üzere. Hala oynanıyor. İlk kere 4-1 gibi skorla bitti. İkinci yarı yeni başlayacak. Vesaire. Burada PSG'nin ilk yerden gelecek iki golüne 2 golüne 2-14 gibi orandan girdik. Ve başarılı oldu. Hatta biz bunu kutladık da. Nasıl kutluyoruz? Aha. <laughs> Aha. Tarzında şarkılarla böyle eğlence neşeli bir şekilde ortam yaratmaya çalışıyoruz. Başarılı oldu zaten o tercihimiz. Onu geçtik. İlk yarıdan 3.5 üst oynayalım diyerekten. Bu da çok hızlı geldi. İlk yarı bir 3.5 üst 1.97 gibi oranı vardı. O da başarılı oldu. Hatta ben yazdım Hakan Yavaş ciğerimi söktün tarzında. Hemen çabucak geldi o da riske değdi. 2 orandan neredeyse. Burada da 2 tane tercihimiz vardı ve 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 bunlar da gelmiş. Gayet güzel ilerliyoruz. Bakın 2.22 orandan canlı önerdik. 4.5 üst. Editor Hakan bugün gününde demek ki. Onu da kutlamışız ve 4.5 üstten gelmiş. İnanılmaz dakika 88'di videoyu çekerken. Gol gelmiş. Şansına. PSG maçına 7.5 üst tercihi gelmiş. Buradan 1.58 gibi orandan. İşte bu şekilde. Bence bu 7.5 üst biraz abartı olmuş da. Belli olmaz. PSG maç. Hatta anlık bakayım kaç kaç. Şu an 5-1. 6 gol olmuş. Dakika 64 gelebilir. Yani bu şekilde canlarımızda da kazandırmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Takip ettiğimiz maçlar olduğunu da belirtelim. Ve sizlerden ricam arkadaşlar. Bu arada skor yarışmamız var. Ekrana gelsin. Kusura bakmayın. Skor yarışmamız Ayek'le kayla Arnakay'la Midland'ın karşılaşması var. İlk maç inanılmaz pozisyonlar kaçtı. İnanılmaz. Birazdan anlatacağım size. O kadar çok pozisyon kaçtı ki anlatamam sizlere. Maç skorunu sizlere sorduk arkadaşlar. Bilen bir arkadaşımızı katı telegram gruplarımıza alacağız. Şimdiden yorum yaparsanız sevinirim. Geçtim bunu da. Sizlerden ricam bakın. Bu videoda kombin önerisi olmayacak ama son video dedim ki 200 like gelirse bundan sonraki kombin önerileri gelmeye devam, eder, devam eder dedim. Sezon başında 200 like için bence yeterli. 148-150 bandında kaldı. İzleyen 1300 kişi izliyor. 1500 kişi izliyor şu anlık. Yeni sezon başındayız. Yani şöyle desteği vererekten 200 like'ın üzerine çıkabilirsek ben sizlere ideal kombin önerisi yapmaya devam ederim. 5 tane maçı başlayalım. Evet. Midland maçıyla başlayalım. Şimdi Midland'ın ilk maçını izleyenler varsa nasıl kanser olmuştu? Bakın ben şu 3 aylık sezonda yaz sezonunda bu kadar kanser olduğum bir maç yok yani. Verilmeyen iki tane çok net penaltı. Bakın Midland tarafına verilmeyen çok net iki tane penaltı. Kale dibinden kaçan pozisyonlar. 30 tane şut çekmiş. 45 kere rakip ceza sahasının içine girmiş Midland takımı. Maç 1-1 bitti. Özellikle Larnaka takımı bir kere geldi. Güney Kıbrıs ekibi. Kaleye bir kere geldi diyorum. İlk isabet şunda dakika 84 gibi. ilk isabet üstünde gol buldu. Hemen Midland dağıttı üstüne. 1-1 oldu mücadele. Yani o maçta inanılmaz şeyler döndüğünü düşünüyorum ben. Neler neler kaçtı. Yani akıl mantık. Yani 10 yaşındaki çocuğu koysak atar yani. Öyle pozisyonlar kaçtı. Yani ben burada Midland tarafına gideceğim. Hatta çok riski de alacağım. Çünkü pardon. Midland'ın ilk maçta ben şanssız olduğunu düşünelim diyorum bakın. Şanssız olduğunu düşünelim diyorum. Ben burada zaten idealden sizlere maç sonu 2'yi bir öneririm. 1.68 gibi oranı var. Midland'ın galibiyetini bir öneririm. Midland'ın galibiyetini ben sizlere idealden önerdim mi? 1.68 gibi orandan ki taraf tercih için risk edilebilecek bir karşılaşma. Önerdim mi? Okey geçelim. Yüksek orandan ne yapabiliriz? İlk yarı 2. İlk yarıdan bir Midland galibiyeti neden gelmesin? Baskılı oynuyor. Bu arada şunu da söyleyeyim. Son lig maçında 3-1 gibi bir skorla kendi evinde mağlup oldu. Forvet'ten bir oyuncu, orta sahadan bir oyuncu, defanstan da iki oyuncu rotasyona dahil oldu. Yani bu o maçlar üzerinde, bu maç üzerinde dinlendirildi. Onu belirtelim. İlk yarı 2 yüksek oranlı ve yetmedi. 2.28 ne ki dedim ve sizlere handikabını da öneriyorum. 3 3-1 gibi orandan da Midland'ın atacağı handikap da değerlendirme altına alınabilir. Şerif Maribor mücadelesi. Şerif arkadaşlar kurdun dişine kan değdi, Avrupa'nın tadını aldığı Real Madrid'e kafa tuttu, Inter'i yendi, Şaklar'a kafa tuttu. Böyle takımları severim. E, Moldova ekibi olan Şerif kadrosundan bazı güç kaybetti. Yani bazı Traore mesela başka takıma gitti vesaire bazı güç kayıpları oldu. Fakat genel hatlarıyla derli toplu bir takım Maribor'la Maribor oynayacak burada. Maribor'a baktığımız zaman da Slovenya ekibi olması lazım Maribor ekibi. Ee, maçları başladı. ilk maçında kaybetti. İkinci maçın, ikinci maçınca kazandı. Şerif'in de resmi maçı bu sezon kendi evinde oynayacağı ilk resmi maçı. Aynı 30'unda onların da başlıyor sezonu. Şimdi Şerif ne kadar kadrosunda bazı oyunlarında oyuncular kaybetse de daha tecrübeli bir takım olduğunu düşünerekten de ben bu mücadeleyi kazanmasını bekliyorum. Tecrübesini konuşuyorum. İlk maç 0-0 bitti deplasmanda ve iyi oynayan taraf Şerif takımıydı. Hatta ben bu maça güzel bir şeyler de düşünüyorum. Hatta sizlere de söyleyeyim arkadaşlar. İçimde kalmasın. Güzel olsun. Sizlerin enerjisi gelsin bu tarafa. Handikabını da önermek istiyorum. de bunun oranı var. Şerif'in burada kendi evinde atacağı Handikaplı galibiyeti de değerlendirme altına alınabilir. Maribor'un takım, elediği takımlar biraz daha vasıt altı takımlardı. Geçen sezona göre dediğim gibi biraz daha eksik de olsa tecrübesini konuşturur. Kendi evinde Moldova'da bu mücadeleyi koparır diye düşünüyorum. İdealden de Matsun'u bile alabilirsiniz. Victoria Pilsen'le Helsinki karşılaşması Helsinki ilk maçta etkili olan taraftı ki istatistik anlamda da bunu görebilirsiniz. Fakat son son vuruşları gerçekten yapamadı. Bir tane host hosti hostikamı bir tane eleman var bunların ucum mattığında. Yani pozisyonlar kaçırdı yani. Atabileceği pozisyonları dağlara taşlara vurdu Helsinki tarafında. Şimdi Pilsen o maçı kazandı 2-1 gibi skorla deplasmanda. Ee, kendi burada şeyi aldı. Avantajı aldı. kendi evinde oynayacaklar. 1-24 gibi oran açmışlar. Şimdi ben bu mücadeleyi şöyle düşünüyorum. 2-3 gol bandında kalır diye düşünüyorum bence. Çok gollü bir karşılaşma olmaz diye düşünüyorum. 2-3 golün oranı burada 1.68 gibi oranı var. Ama bir şey daha önermek istiyorum bu tercihin yanında. Şöyle 1.71 gibi oranı var. Bakın şöyle göstereyim. 2-3 gol tercihinin bu bandında bir oranı var. Gelebilir mi? Gelebilir bence. 2-3 gol tercihinin gelmesi. Fakat ben burada Helsinki'nin olası riskleri almasını bekliyorum ve Helsinki tarafının da gol bulması ihtimaline rağmen iki tane yüksek oranlı tercih olacak. Bakın KG varın tercihine bakın. 1.83. KG varın da gelme ihtimali hatta 2-3 gol tercihini de sundum ya size. Maç bir yerde 1-1'e bir gelir. Alırsa birisi ya 1-1 bir bir biter ya da birisi 2-1 -bir olur. Anladınız mı? O yönde bu her yani iki tercihte benim kafamda çok oturuyor. Tempolu bir karşılaşma geçebilir. Özellikle ikinci yarı Helsinki tempoyu arttırabilir. Bu yönde bir tercih var. Değerlendirecekler. bol şanslar. ile Ludogorets karşılaşması. Bu karşılaşma da güzel bir karşılaşma. Tek tercihim olacak. Hızlı geçmek istiyorum. Şamrok ilk maçta kafa tutmaya çalıştı. Biraz dengeli bir futbol sergiledi. 3-0 gibi mağlup oldu. Bu maçta Ludogorets de kendi oyunu tutmak isteyecektir ki topu ayağında tutmayı seven bir takım. Ee, Şamrok risk alacaktır. Ben mücadele genelin taraf tercihinden ziyade Toplam gol tercihinin 1.68 gibi orandan 2-3 gol bağında kalmasını bekliyorum. Bu maça çok fazla güvenim yok. En güvendiğim, en güvendiğim maçlar arasında girmez. Diğerleri daha güzel. 2-3 gol tercihinde bu maçı yapıp geçeyim. Ve 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 sizlere çok güzel bir maç tercih yapmaya. Bakın. 1.15'ten taraf tercih alır mıyız? Almayız. Dinleyin şimdi. Bakın. Kangal imza atacak. Bakalım imza atabilecek miyiz bu karşılaşmaya. Şimdi. Subi diyelim. Şupi. Şupi'nin artık nasıl okunuyorsa. İlk maçta 2-2 gibi skorla kaldı ve inanılmaz bir sürprize imza attı. Son dakikada attığı golle 87'de 7 sanırım 89-90 gibi de attı. O maçla beraberliği kopardı ve sürpriz çıktı o karşılaşmada. Şimdi ilk maçta ben Zagreb ve ben berabere kalmışım kardeşim. Kendi evimde oynayacağım. Takım benden kaliteli. Gözde gerçekler bunlar. Oynuyor takım. Beni bunaltıyor. Supi'nin yerinde olsam ben bu maçta ne yaparım? Defans oynarım. 7 oyuncumu defansa geç çekerim. Defansımı yaparım. Bulduğum kontrataklarla rakibin kalesinde gol bulmaya çalışırım. Aynı ilk maçtaki gibi. Yaparsam öyle yaparım. Ben diyorum ki arkadaşlar. MBS 2'ye de takılmayalım diyorum. İlk yarı süpü defans yapar. ikinci yarı zabrek atar. Sıfırdan 2'yi sizlere 3-15 gibi orandan tek tercih olarak öneriyorum. Riskli mi riskli ama yıldızlar böyle şeylerde parlar. Parlayabilecek miyiz? Birlikte göreceğiz. Umarım gelir diyelim. Ne diyeyim? Güzel bir enerjiyle anlattığımı düşünüyorum. Enerjisi de yansımıştır mutlaka. Sizlerden ricam video'ya like atıp kanala abone değilseniz abone olmanızdır. Görüşürüz. Seviyorsunuz. Bay bay.